Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft Power BI eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Power BI'nin nasıl indirilip kurulacağı hakkında kısa bir bilgi vermiştik. Daha önceki giriş videolarımızda ise Excel üzerinden Power Query, yani sorgu alanını ve Power Pivot alanını incelemiştik. Onları neden incelediğimizi artık Power BI içerisinde çok daha net bir şekilde anlayacağız. Bugün biraz böyle yapının, Power BI yapısının arayüzüyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Nedir, ne değildir, şerit kısmında neler vardır, bunlara biraz bakalım. Biraz da böyle arayüz bazlı inceleyelim konunun böyle daha derinlemesine girmeden önce. Şimdi öncelikle sol tarafta rapor dediğimiz kısım arkadaşlar. Burası zaten aktif olduğumuz alandır. Buradaki alan verilerimizin raporlanması için, örneğin bir dashboard yapımı için kullanacağımız alan yapısı burasıdır. Bir alt tarafta arkadaşlar, zaten buraya geldiğinizde gösterecektir. Veriler dediğimiz alan var. Bu veriler dediğimiz alanlar ise bizim raporlarımızın beslendiği verileri göreceğimiz alan arkadaşlar. Buradaki veri alanı. Yine bir alttan model yapımız var. Model yapısı arkadaşlar, yine birden fazla tabloyu tek bir alanda ilişkilendirip görebileceğimiz bir alan. Yani hep sürekli şey diyorum ya, yani işi Excel ile başlayın, SQL ile devam edin. Ve yani buradaki hiyerarşi aslında o yüzden koyuyorum ben. Yani eğitimin sıralamasını o yüzden koyuyorum. Çünkü Excel bilmek gerçekten önemli. Zaten ana kural odur. Hücre bazlı çalışmak, veriler üzerinde işlem yapmak, bunlar önemlidir arkadaşlar. SQL yapısına gelirseniz, bir veri tabanının, yani verinin sadece Excel değil de birden fazla geldiği bir alanda çalışmak ve bu tabloları ilişkilendirmek için veri tabanı yapılarını bilmek gerekiyor. Yine Power BI yapısına geçtim oradan. Aslında bunu şey gibi düşünün. Excel ve SQL'in karışımı gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki ilişkisel yapıları da burada görmüş olduğunuz model yapısı içerisinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Aşağıda zaten görüyorsunuz, tüm tablolar şeklinde burada mevcut. Bildiğiniz Excel yapısı içerisinde arkadaşlar bunlar. Yani buraya sayfa 1 diye de sayfa 2 olarak da ekleyebiliyorsunuz. Sağ klik yapıp sayfayı kopyalayabiliyorsunuz bu şekilde. Tekrar buradan kaldırabiliyorsunuz. Sil yapısıyla. Yine sayfayı yeniden adlandırabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz ve sayfayı gizleyebiliyorsunuz. Excel gibi düşünün. Buradan birden fazla sheet ile çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine sol taraftaki yapıları bitirdikten sonra bir de sağ taraftaki yapılara bakalım. Şunlar şöyle bir açayım ben hatta. Sağ tarafta bizi 3 farklı küme karşılayacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi filtreler yapısı. Filtreler bizim raporlarımız içerisinde kullanacağımız filtreler için uygulayacağımız alanlar arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi veri alanını ekleyin, veri alanını ekleyin şeklinde zaten burada gözüküyor. İstediğimiz filtreleri buradaki alandan düzenleyeceğiz. Diğer tarafta görsel ögeler var arkadaşlar. Buradaki görsel ögeler üzerinden çok güzel dashboardlar çıkaracağız. Çok güzel çalışmalar yapacağız. Yine burada alanlar ve biçimler var. Biçimlerde de sayfanın boyutu, arka planı hizalaması, duvar kağıdı gibi yapıları buradaki alandan incelemeye başlayacağız. En sağ tarafta da yine alanlar var arkadaşlar. Alanlar bizim yüklediğimiz tabloları bir arada görebileceğimiz bir alan yeridir. Şu anda herhangi bir veri olmadığı için alanlarda göremiyoruz. Şu şekilde gizleme işleminde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle sağ tarafta da bunları gizleyebiliyoruz. Şimdi sekmelere bakalım. Sekmelerde neler var? Bunları biraz inceleyelim. Öncelikle dosya kısmı arkadaşlar. Dosya kısmında buradaki yeni bir boş Power BI alanı açar. Rapor açın dediğimiz buradaki raporlara göz at. Eğer yaptığımız bir Power BI dosyası varsa bu şekilde raporları çekebiliyoruz. Yine kaydet ve farklı kaydet. Bunlar bilinen şeyler zaten. Veri al kısmı arkadaşlar. Buradan dışarıdan bir veri alma yapısı. İşte örnek veriyorum. Boş sorgu açtığınızda bakın Excel'de gösterdiğim Power Query alanı açıldı. O yüzden mesela dediğim gibi, mesela buraya bastığınız zaman M formülleri vardı ya. İşte görmüş olduğunuz gibi burada da aynı mantık çerçevesinde işlem yapacağız. O yüzden M dilini sizlere anlatmaya çalışmıştım arkadaşlar. Şurayı da kapatalım.
İçeri aktar ve dışarı aktar yapısı var. Bunlar dışarıdan veri almak ve içeriden veriyi dışarı aktarmak için kullandığımız bir yapı. İşte bir Power BI şablonu ya da bir PDF olarak aktarma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Seçenekler ve ayarlar, bu bildiğimiz Excel'deki seçenekler arkadaşlar. Power BI'nin kendisine özgü olan ayarlar. Burada işte R'la ilgili, Python'la ilgili bazı betikler oluşturulabiliyor. Yani zaten birazdan göreceksiniz nerelerden veri alabileceğimizi. Gerçekten sizler de şaşıracaksınız arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Bunun dışında hakkında deyip Power BI'nin sürümü vesaire hakkında bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye şurayı bir atayım ben. Dosya sekmesi bu şekilde. Giriş sekmesine bakalım. Giriş sekmesinde neler var arkadaşlar? Yine farklı kaynaklardan alabileceğimiz alanlar burada mevcut. Veri al dedikten sonra burada Excel, Power BI kümeleri, veri akışları, SQL Server, Metin, Web gibi ya da boş sorgu diyerek biraz önceki açtığımız Power Query alanını açabilirsiniz. Ama işin daha ilgincini ben size göstermek istiyorum. Nerelerden veri alacağınızı görebilmek için şuradaki daha fazlaya tıkladığınızda inanılmaz bir liste karşınıza gelecek arkadaşlar. Şurayı da bir tekrar bir atayım ya. Şuraya bir iptal edeyim bir saniye. Geldim daha fazla dedim. Şimdi yeni bir alan karşımıza çıkacak ve nerelerden veri alabileceğimizi arkadaşlar göreceksiniz. Buradaki uzun uzadıya alandan. İşte Excel, XML, JSON, Clasur, PDF, SQL, Oracle Database, IBM'in DB2'su, işte diğer SQL yapıları, MySQL olsun, PostgreSQL olsun, Sybase veri tabanları olsun, SAP olsun. Bakın aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Azure SQL, burada görmüş olduğunuz listeler, Dynamics 365 bu çevrimiçi alır. Google Analytics gördüğünüz gibi. Başka neler var? GitHub'dan alabilirsiniz, LinkedIn'dan alabilirsiniz. Başka böyle tanıdık var mı diye bakıyorum. SharePoint'ten alabilirsiniz, Hadoop dosyası alabilirsiniz, Big Data için R, Python, Olay yapılarından alabilirsiniz, Amazon'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Daha iniyorum, bakın neler var. Başka benim tanıdığım, bildiğim var mı diye bakıyorum. Yani liste o kadar uzun ki arkadaşlar, buradaki listelerin tamamından biz veri alabiliyoruz ve bu müthiş bir şey aslında. Gerçekten müthiş bir şey. Zaten burada da kategorize edilmiş şekilde de var. Sadece veri tabanlarını görebileceğiniz ya da Power platformlarından alabileceğiniz, Azure yapılarından alabileceğiniz, çevrimiçi hizmetler bu şekilde görebiliyorsunuz. Farklı farklı yerlerden veri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine diğer şeklinde de kalanları görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki alan verilerden, veri al kısmından istediğimiz yapılardan birden fazla şekilde veri alabiliyoruz. Excel, Power BI, SQL Server bunlar çok sık kullanıldığı için buraya kısa yol olarak eklenmiş alanlar arkadaşlar. Sağ tarafa gidelim. Sorgular kısmında veri dönüştürme yerleri var arkadaşlar. Yine bastığınız zaman Power Query alanıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu nedir? Veri dönüştürme aslında sorgu üzerinde, Power Query üzerinde değişiklik yaparak veriler üzerinde bir işlem yapma yapısıdır. Buradaki alandan bunu kullanabilirsiniz. Veri dönüştürme alanları arkadaşlar. Sağ tarafa geldim. Burada görseller ekleyebilirsiniz. Buradaki görsel yapıları gibi. Zaten şuradaki görsel ögeleri çok sık şekilde kullanacağız. Şurayı da bir kapatalım tekrardan. Sayfa 1'e geçelim. Şurayı da silelim arkadaşlar. Buradan metin kutusu veya daha fazla görsel, mesela AppSearch'ten tarama yaptığınızda Power BI'ye entegre olmuş bazı yapılar birazdan karşımıza çıkacak. Şurada ha. Grafikle ilgili kullanabileceğiniz bütün chart dışarıdan bu şekilde ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok farklı farklı yapılar burada mevcut. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz burayı. Ekle kısmına gelelim. Ekle kısmında neler var? Yine yeni sayfalar, aşağıdan bir sheet açmak gibi düşünün. Buradan açabiliyorsunuz boş sayfayı. Yine yeni görsel, biraz önce gösterdiğim. Burası yapay zeka görselleri. Yapay zeka ile ilgili işlem yapıldığında buradaki yapılardan yararlanılabiliyor arkadaşlar. Burası Power Apps dediğimiz, yine dışarıdan Power'ın desteklediği yapıları kullanabiliyoruz. Şunu da tekrar sayfa 1. Neyse. Şurayı
Şuradan kaldıralım. Yine ögelerden metin kutusu ekleyebiliyorsunuz. Düğmeler. Buradaki düğmeler arkadaşlar şey gibi mesela VBA'da kullandığımız ya da Excel'de kullanıp VBA tanımladığımız alanlar var ya, geri dön, ileri git vesaire gibi buton ekleyebiliyoruz. Yine şekiller kısmından şekil ekleyebiliyoruz ya da herhangi bir resim ekleyebiliyoruz buradaki kısımda. Çok karmaşık değil aslında. Power BI'nin en güzel yanı o arkadaşlar. Çok böyle karma karışık bir arayüze sahip değil. Çok basite indirgenmiş şekilde bir arayüz sunmuş bize ve bu arayüzden yararlanarak çok güzel işler ortaya çıkaracağız. Yine modelleme kısmına gelelim arkadaşlar. Modelleme kısmında ilişkileri yönet. Tabii şu anda bir ilişki olmadığı için, tablo olmadığı için buradaki ilişkileri buradan yönetebiliyoruz arkadaşlar. Başka burada kullanabileceğimiz neler var? Mesela rolleri yönet. Bunlar raporlarımızın kimler tarafından görünüp görünmemesi ya da raporun bütünü ya da raporun bir kısmının kimler tarafından görülüp görülmemesini sınırlayacağımız bir alan burada mevcut. Görüntüle kısmına bakalım. Görüntüle kısmında burada temalar vesaire sayfa görünümü yapabiliyorsunuz. İşte dilimleyiciler ekleyebiliyorsunuz. Performans analizleri yapabiliyorsunuz. Yine arka planda kılavuz çizgileri vesaire gibi işler yapabiliyorsunuz. Ve çok en ilginci de mobil cihazlara yönelik. Yani bir cep telefonu ya da bir tablet üzerinde rapor düzenlemek istiyorsanız, hani onların entegre olabileceği bir rapor düzenlemek istiyorsanız, buradaki mobil düzenden bu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da çok eğlenceli bir rapor alanıdır. Yardım kısmına baktığımızda yine program hakkında bilgi ya da buradan eğitim ya da destekli öğrenme gibi online olarak size sunduk. Muhtemelen Türkçe dil desteği vardı diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum ama bir açsın bakalım. Power BI ile ilgili. Burada bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Öğrenmesiyle ilgili ya da kullanımıyla ilgili işte DAX kullanma yapısı, Power BI, verilerin analizine hazırlanma gibi böyle modülleri tanımlayan bilgileri buradan araştırabilirsiniz, karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yine Power BI'nin bloklarında, topluluklarında işlem yapabilirsiniz. Yani bunun dışında yardım kısmı bildiğimiz gibi. Kısaca arayüzü bu kadar arkadaşlar. Çok uzun bir arayüz değil. Çok kısa ve sade bir arayüz oluşturulmuş. Biz de artık bunları kullanarak çok güzel işler ortaya koymaya çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.